Akdeniz'de bir derin deniz ve bir sığ deniz sondajı başlatarak bu bölgedeki haklarımızı koruma kararlılığımızı gösteriyoruz. Akdeniz'de riskler giderek artıyor. Başta Amerika olmak üzere İngiltere ve Fransa bölgedeki askeri varlığını arttırıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı yetki sahası ilan ederek Türkiye'nin ekonomik kaynaklarına göz dikiyor. Hem güvenlik hem de enerji kaynaklarını kullanım bakımından Türkiye dar bir çembere hapsedilmek isteniyor. İşte bu gidişatı durdurmak için Ankara kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Dikkatlerini Doğu Akdeniz'e veren Türkiye, kapsamlı bir deniz üssü için çalışmalar yapıyor. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Dışişleri Bakanlığına bir öneri sundu. Deniz Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde acil bir deniz üssü kurulması gerektiği bilgisini Dışişleri'ne iletti. İlk kez 2009 yılında resmi olarak gündeme taşınan bu öneri 9 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Eğer karar alınırsa İngilizlerin Rum yönetiminde kurduğu gibi Türkiye'de kuzeyde egemen bir deniz üssü kuracak. Bu hamlenin Türkiye'nin güney savunması için hayatı önem taşıdığı belirtiliyor. Birileri bir araya gelmişler konuşmuşlar filan. Türkiye ne yapıyor filan gibi. Türkiye bildiğini yapıyor. Türkiye bu tür faaliyetlerini bir şekilde artılmak durumundadır. Kurulacak deniz Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek herhangi bir olaya karşı Türkiye'nin reaksiyon süresinin kısaltılması amaçlanıyor. Kıbrıs Türk halkının Buradaki hakkını da kimseye yedirmeyiz. Sadece deniz üstü değil, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hava üstü de bulunmuyor. Bu eksikliğin gidirilmesi için de daha önce kullanılan Geçitkale Hava üssünün yapılandırılması gündemde. Emekli Tümamiral sonar Polat'a göre Türkiye'nin böyle bir adım atması hak ve zorunluluk. Böyle bir üst Türk deniz kuvvetlerinin Doğu Akdeniz'deki harekat etkinliğini de arttırarak donanmamızı bu denizdeki enerji denkleminin bir parçası haline getirecekti. Donanmamız olası bir kriz ve çatışma durumunda avantajlı bir konum elde edecektir. Donanmamız ayrıca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mavi vatanına tecavüz etmek isteyenleri caydıracak bir konuşlanma içinde olacaktır. Böyle bir gelişme, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki başta münhasır ekonomik bölgesi olmak üzere, hak ve menfaatlerinin korunması için de durum üstünlüğü yaratmaktadır. Her şeyden önemlisi, böyle bir üssün tesis edilmesi, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama kararlılığının emsalsiz bir göstergesi olacaktır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde teslimiyetçi çizgide müzakereleri sürdürmek isteyenlere de ciddi bir mesaj verilecektir. Türk deniz kuvvetlerinin teklifi makul, mantıklı ve gerçekçidir. Umarım Dışişleri Bakanlığı'nın koridorlarında bu teklif kaybolmaz.